Merhaba, videomuzun konusu Almanca dersi 2. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık amacıyla sizlerden gelen talep üzerine test şeklinde hazırlanmış bir yazılının sorularının çözümü olacak. A bölümüne bakıyorum. Wellen Sie die Antworte aus? Doğru cevapları seçiniz demiş. Wie findest du Rock? Şimdi burada eteği nasıl buldun sorusu var. Rock etek kelimesinin artikeli derdir ama biz burada Find den fiiliyle bulmak fiiliyle ardından ismi akuzatif kullanmak zorundayız. Dolayısıyla da doğru cevap den olacak. Wie findest du den Rock? Nasıl buldun eteği ya da etek hakkında ne düşünüyorsun? Er nicht Auto of farın. Şimdi biz şu farının fiilin sonda master olarak kullanışından şunu anlıyoruz ki burada bir model kullanılmalı. Zaten dürfen modeli verilmiş. Dürfen modeli izin verilmek anlamında kullanılan bir modeldir. Bunun er öznesiyle birlikte kullanılan da darftır. Darf, er, darf, nicht, autofahren. Onun araba kullanılmasına izin verilmez ya da onun araba kullanma ehliyeti yok. Was machst du gern? Ne yapmaktan hoşlanırsın? Ne yapmayı seversin? Şimdi tabii e, ee, seçeneklere baktığımız zaman şöyle Ich heiße Klaus, benim adım Klaus olmaz. Ben Fransa'dan geliyor olmaz. Almanca konuşuyorum olmaz. O konuşuyorum olmaz. Olması gereken nedir? Ich spiele gern Badminton. Ich spiele gern Badminton. Badminton oynamayı severim. Was machst du gern? Ne yapmayı seversin? Ich spiele gern Badminton. Badminton oynamayı severim. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Was dein Hobby? Senin hobin nedir ee, sorusu yöneltilmek isteniyor karşı tarafa. Karşı tarafta my hobby benim hobim demiş. Tanzın dans etmektir. Da Burada yardımcı fiillerimiz eksik. Yardımcı fiilimizin ne olması lazım? Tekile göre bir yardımcı fiil olması lazım. Ee, Dine hobby derken de tekil kullanacağız. E, cevapta da my hobby benim hobim derken gene tekil kullanacağız. İkisi içinde ist olmalı doğru olan cevap. Dolayısıyla B seçeneğidir. Beşe bakıyorum. Übersetsiniz diye bir de lütfen tercüme edin diyor. Plover rock und zokun in Turkish. Bu kelimeleri Türkçe'ye çeviriniz. Şimdi plover kazak demek rock etek ve zocken da çoraplar. Dolayısıyla doğru cevap nedir? Ee, D seçeneğidir. Çorap zaten bir tek sonunda çorap sadece D seçeneğinde var. Sırasıyla rock, e, sırasıyla plover, kazak, rock Etek ve e, zokunda çorap demek. Überzesin zi bir de gene çevirin diyor. Ha <laughs> Yok soru kaydı. Peki 6'ya bakıyoruz. Überzesin zi uns davuç. E, hiç nadiren daima... Şimdi Almanca'ya çevirin demiş bu kelimeleri. Bu sefer işi tersinden yapıyoruz. Hiç kelimesinin, nadiren kelimesinin ve daima kelimelerin Almanca karşılıkları doğru içeren seçenek hangi seçenektir? birinci kelimem neydi? Hiç ni olacak. İkinci kelimem nadiren. Bu da zelten olmalı. Daima anlamına gelen kelime de immerdir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. 7'ye bakıyorum. What is my t-shirt? Benim tişörtüm nerede? Şimdi tabi buna verilmesi gereken cevap ne olmalıdır? E, das tişört is schwarz. Tişört siyah değil. O tişört değil değil. Es ist kein tişört. Es ist ein tişört. O bir tişört de olmaz. Olması gereken nedir? Es hängt an der line. E, Line'i e, çamaşır ipinde asılı. An der line line. Kannst du of rennen? Şimdi Auto de demek araba yarışı. Burada söylenmek istenen nedir? Auto burada isim olarak kullanılmıştır. Bize bir fiil lazım. E, araba yarışı yapabilir misin olacak? Yapmak anlamında doğru fiilimiz B'deki mahındır. Dokuzuncu soruya geçiyorum. Wir schwimmbad gehen. Burada bir soru var. Biz yüzme havuzuna gitmek. Demek ki gidelim mi gibi bir teklif gelecek. E, Wir schwimmbad gehen. Cevabında da biz yüz mavuzuna gitmek var. E, seçeneklere baktığımız zaman bize Kön'ün modulunun verildiğini görüyoruz. Öznemiz iki tarafta da virdir. Dolayısıyla vir öznesiyle e, Kön'ün modulu aynen Kön'ün tarzında kullanılır. Dolayısıyla A seçeneği de doğru seçenek olacak. Çoğul bir özne olduğu için fiilimizi Kön'ün şeklinde kullanır. Modulumuzu Kön'ün şeklinde kullanıyoruz. 13 soruya bakıyoruz. Er hoşşufrun mahın. O yüksek atlama yapmak. Şimdi şurada mahının oluşundan biz anlıyoruz ki bu örneğin preteritum değil. Geçmiş zaman değil yani könte değil. E, er tekildir könün olmaz. E, şimdi ne olması lazım? Kans da olmaz. Çünkü bunu da biz neyle? Du öznesiyle kullanıyoruz. Olsa olsa ne olacak? Kan olacak. Önce e, modalımı alıyorum. Kipimi başa alıyorum. Erkan kan. Hop, hop şukrun mahın o yüksek atlama yapabilir diyorum. C seçeneği doğru. İhmet'e golf spielen. Ben golf oynamak istiyorum. Was brauche ich? Benim neye ihtiyacım var? tenis schläge olmaz. Yani tenis raketi olmaz. Ben golf oynayacağım. Nets e file ağa da ihtiyacım yok. Yüzme havuzunun bu konuyla bilgisi yok. Olması gereken nedir? Golf schläge yani golf sopasına ihtiyacım var. Ich spiele badminton. Ben badminton oynarım diyor. Was brauche ich? Benim neye ihtiyacım var? E, tabii badminton oynadığıma göre e, ayak topu değil, futbol topu değil, voleybol topu değil, basketbol topu değil. Fiederball. Yani badminton topuna ihtiyacım var. Wo kann ich unter spielen? Ben su altı okeyini nerede oynayabilirim? Su altı okeyi suyun altında oynanacağına göre Im stadion, stadyumda değil, überall, her yerde olmaz. Auf dem Tennisplatz, işte tenis e, kortunda olmaz. Olabileceği yer nedir? Im Schwimmbad. Ich kann im Einkaufszentrum, eine Kete, Kete zincir demektir. Ben alışveriş merkezinde bir zincir, e, yani takı olarak zincir. Ne yapabilirim alışveriş merkezinde? E, satın alabilirim. Olması gereken şey nedir? C seçeneği kaufen. Şüphiyle oynamak, mahın yapmak, trinken de içmek demek. Diğer seçenekler. 15'e bakıyorum. Mama, anneciğim, was in mine, benim bir şeyim nerede demiş. Diğeri de senin o adı, adı e, anılan şeyin nerede? Kitaplıkta. Şimdi şuralarda bakıyoruz. Yani birile kelimesi verilmiş. brile, di brile eğer bir gözlükten bahsediyorsak. Eğer çoğu e, çoğul gözlüklerden bahsediyorsak o zaman brilin olacak. Şimdi burada is değil kullanıldığına göre gözlük çoğul kullanılmıştır burada. Dolayısıyla olması gereken şey de B seçeneğidir. Brilliant ve Brilliant şeklinde ikisi de çoğul kullanılacak. Doğru seçenek B'dir. 16'ya bakıyorum. Cristiano Ronaldo is a football player. Bir futbol oyuncusu. Er e, trainiert fünfmal in der Woche. Haftada 5 kez antrenman yapar haftada 5 kez antrenman yapıyorsa ni biz bunun hiç antrenman yapmadığını söyleyemeyiz. Jeltan nadiren yaptığını söyleyemeyiz. Spor yapmadığını söyleyemeyiz. Ne söyleriz? He er, trenil of oft o sık sık antrenman yapar. Ve that is is richtig diyor. Hangi cümle doğrudur? Şimdi e, biz şunu anlıyoruz. Martin tişört ve e, kota kotu var ondan sonra An olunca da üzerinde yani onu giyiyor. Üzerinde o var. Bunu anlıyoruz. Bir kere Martin tekil olduğu için ha olmaz. Ir değil öznemiz ki hapt olsun. An e, hat şeklinde e, kullanamıyoruz fiilimizi. An hat ancak cümle sonunda başka bir model olduğu zaman bu şekilde cümle sonunda kullanılabilir. A seçeneği doğrudur. Martin hat ein T-shirt. Ein jeans an. Martin, Martin üzerinde tişört ve kot var. 18. sorudayız. İhli ve mayne brile. Burada tek bir gözlükten bahsediliyor. İhfin de şimdi tabii iki parçalı bir giyim eşyası aksesuar olduğu için gözlük. Bunun artık nedir? D'dir. Dolayısıyla A seçeneği doğru seçenektir. 19'da ir auto rennen in der Stadt machen. İşte nedir? Şehirde araba yarışı yapmak. Hayır diyor. Biz nicht in der Stadt auto rennen machen. Yani biz şimdi bize verilen modül önemli seçeneklerde gene izinli olmak, yapabilmek, o işi yapmamıza izin verilmesi e, Dürfen modeli var burada. E, sonuç olarak burada ir çoğuldur. Eh, ikinci cümlede yani B'nin cümlesinde de vir öznesi var. E, şimdi şuraya bakacağız. Tabi ir ile beraber şu ft dürft formatını kullanıyoruz. Çoğulda da dürfen'ı kullanıyoruz. Dolayısıyla olması gereken doğru seçenek de nedir? B seçeneğidir. 20'ye bakıyorum. Was in hobbies. Hobiler çoğu kullanılmış burada. Karşıdaki de cevap veriyor. B hobbies in tons and tennis şüpheli. Tabi biz burada neyi bekliyoruz? E, birinci konuşmacı karşı tarafa neyi soruyor? Hobilerini soruyor. Diğeri de hobilerinin ne olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Dine hobbies çoğul olduğu için Dine değil Dine kullanılacak. Öteki de mine şeklinde cevap verecek ve Diyarbakır seçeneği doğru seçenek olacak. Rakamların okunuşları var 21'den itibaren. 21'de 101 rakamını görüyoruz. Tabi aynı hundred eins olacak yani A seçeneği doğru seçeneğimiz olacak diyoruz. 999 var ikincisinde 22 numaralı soruda. O da 900, 990 olmalı. Dolayısıyla C seçeneği doğru seçenektir diyoruz. 672 rakamı ile karşı karşıyayız 23'te. 672 six hundred they und zibzih diyeceğiz. Biliyorsunuz şu o birler ve onlar basamağı son iki basamakta önce en sondaki basamağı okuyoruz, birlik basamağı e, araya und koyup ondan sonra onlar basamağını okuyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? Six hundred they und zibzih yani B seçeneğidir. 24. sorudayız. Karşımızda 1000 var. One thousand. Yani C seçeneği doğru seçenek. Ve 25. ve son sorudayız. 456 diyor. Four hundred. 406 und fifty diyeceğiz. 6'yı önce söyleyeceğiz. E, 456. Bunu da nerede görüyorum? A seçeneğinde görüyorum. A seçeneği doğru cevaptır diyorum. Ve sınavınızda başarılar diliyorum.